2022 yılında Netflix'te çıkan dizi ve filmlerin pek çoğu doğal olarak hit oldu. Platformun en çok izlenen dizileri ve filmleri arasında orijinal Türk yapımlarından da girebilenler oldu ama ilk 50'nin dışında kaldılar. Tabii bunlar çok daha fazla beklenti yaratan projeler olmadı. Gelin ilk önce Netflix'in 2022'de en çok izlenen yabancı dizilerine değinelim, ardındansa Türk yapımlarına ve en son filmlerinden bahsedeceğiz. Netflix'in bu yıl en çok izlenen dizisi 4. sezonu yayınlanan Stranger Things oldu. 3 yıldır yeni sezonu beklenen ve pandeminin araya girmesiyle çekimleri ertelenen dizi, geri dönmesiyle yine zirvede yer aldı ve 15 haftada 1 milyar 870 milyon saat izlendi. Ayrıca Netflix tarihinin Squid Game'den sonra en çok izlenen dizisi konumunda. 5. final sezonu ise 2024 yılında gelecek. İkinci sırada Aralık ayında çıkan ve dans sahnesiyle sosyal medyada bu dans akımını başlatan Wednesday yer aldı. Dizi 23 Kasım'dan 1 Ocak'a kadar kısa sürede 1 milyar 418 milyon saat izlendi. Bu da onu Netflix'in bu yıl en çok izlenen ikinci dizisi yaptı. Tüm zamanlarınsa üçüncüsü. Aslında bu sıralama izlenme saatine göre yapılıyor ama Wednesday'in bölümleri daha kısa olduğuna göre ortalama izleyici sayısı daha yüksek çıkabilir. Üçüncü sırada 7 hafta boyunca 962 milyon saat izlenen, gerçek hikayeye dayanan ve seri bir katili anlatan Dahmer yer aldı. Dördüncü sırada ise 774 milyon saat izlenmeyle Bridgerton'un ikinci sezonu. Dili İngilizce olmayanlar arasında en çok izlenen dizi, Kore'nin zombi temalı lise dizisi All of Us Are Dead oldu ve 659 milyon saat izlendi. Genel tüm diziler arasında ise 5. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. İkinci sezonu muhtemelen bu yıl gelecek. Ve yine Kore yapımı Extraordinary Attorney Woo 662 milyon saat izlenmeyle globalde ikinci olurken tüm diziler arasında 6. sırada yer aldı. 10 hafta boyunca talep gören Inventing Anna 654 milyon saat izlenmeyle platformun bu yıl 7. en çok izlenen dizisi oldu. Ozark'ın 4. sezonu 2 Kasım olarak yayınlandı ve toplamda 581 milyon saat izlenmeyle 8. oldu. Ve ardından Dahmer'ın yaratıcılarının yaptığı ve hemen ardından yayınlanan The Watcher 395 milyon saat izlenmeyle 9. sırada yer aldı. The Sandman ise 393 milyon saatle ilk 10'u böylece kapatmış oldu. Türk yapımlarına gelince tüm bu büyük hit dizilerin yer aldığı sıralara Türk dizilerinden ulaşabilen olmadı. Belli ki Netflix Türkiye'nin daha farklı bir strateji izlemesi gerekiyor. Yapımlar az çok izleniyor ama 4 yılda henüz dünya çapında bir hit çıkmadı. Bu yıl 1 tek Temmuz'da yayınlanan Zeytin Ağacı 6 haftada 90 milyon saat izlenmeyle bir başarı sergileyebildi. Zeytin Ağacı 2022'de Netflix'in en çok izlenen 78. dizisi oldu. Yakamoz her ne kadar güçlü başlangıç yaparak 63 ülkenin top 10'una girse de daha önce söylediğimiz gibi hızlı düşüş yaşadı ve dolayısıyla 2022'nin en çok izlenen ilk 120 dizisi arasına dahi giremedi. Sadece 2 hafta ilk 10'da yer aldı ve toplamda 35 milyon saat izlendi. Pera Palas'ta gece yarısı 29 ülkede top 10'a girerken 2 haftada 25,5 milyon saat izlendi. Ardından Mayıs'ta yayınlanan Erşan Kuneri ise birkaç ülke dışında izlenmedi. Tablo böyle kötü giderken ki zaten öncesinde Uysallarla kulüp dizileri de yurt dışında talep görmemişlerdi. Sonunda Haziran ayında yayınlanan Kuş Uçuşu oldukça iyi performans sergiledi. 2 haftada 26 milyon saat izlendi. Pera Palas'la aynı izlenme saatine sahip olsa da tam 48 ülkenin top 10 listesine girdi ve ayrıca Türkiye'nin top 10'unda da çok uzun süre kaldı. Ve böylece de Netflix'in en çok izlenenleri arasında 111. oldu. Bir başka veri Türk yapımlarının Türkiye'de ne kadar talep gördüğü ve burada ilk sırada Erşan Kuneri karşımıza çıkıyor. Tam 150 gün Türkiye'nin top 10 listesinde yer aldı. Zeytin Ağacı 94 gün, Kulüp 82 gün, Kuş Uçuşu 80 gün, Yakamoz 56 gün, Pera Palas 49 gün, Uysallar 37 gün, Sıcak Kafa ise henüz Aralık'ta yayınlandı ve 40 gündür top 10'da yer alıyor. Tabii asıl başarı ölçütünün tüm dünyada talep görmek olduğunu da belirtelim. Bu konuda da Zeytin Ağacı ile Kuş Uçuşu dizileri önde. Bu arada Pera Palas'ın ikinci sezon çekimleri bu yaz başlayacak. Kuş Uçuşu'nun ikinci sezon çekimleri devam ederken üçüncü sezonu da gelecek ve aynı şekilde Zeytin Ağacı da 3 sezondan oluşacak. Kulüp'ün ikinci sezonu hazır ve Erşan Kuneri ikinci sezonu olacak dizilerden.
2022'de Netflix'te en çok izlenen filmlerden de bahsedelim. İlk sırada The Gray Man yer aldı ve 265 milyon saat izlendi. Bu da ortalama 126 milyon izleyicisinin olduğunu gösteriyor. İkinciliği fantastik yapım The Adam Project kaptı. Üçüncü sırada romantik türünde Purple Hearts yer aldı. Dördüncü ise Hostel oldu. Tinder uygulaması ile ilgili çekilen film, yılın en çok izlenen 5. filmi olurken 190 milyon saatle The Sea Bass çizgi filmi 6. oldu ve 7. sırada Enola Holmes'ın 2. filmi 158 milyon saat izlenmeyle yer aldı. Devamında Senior Year, The Man from Toronto ve Global'de yani dili İngilizce olmayan en çok izlenen troll filmi 152 milyon saatle genel listede 10. sırayı kapattı. Bu arada kadrosu ve verdiği mesajlarla büyük ses getiren Don't Look Up'ı aslında en çok izlenen filmi olarak kabul edebiliriz. Film ilk haftasında 200 milyondan fazla izlendi ama 24 Aralık 2021'de yayınlandı. Bu nedenle de 2022 listesine dahil değil. Ancak Şubat ortasına kadar talep görmeye devam etti ve toplamda 389 milyon saat izlenmeyle büyük başarı gösterdi. Türk filmlerindense ilk 100'e 2 film girmeyi başardı. Sen Yaşamaya Bak, Kağıttan Hayatları da geçerek Netflix'in genel olarak en çok izlenen Türk filmi olmayı başarırken, dünyada da bu yıl platformun en çok izlenen 66. filmi oldu. Film aynı zamanda 78 ülkenin top 10 listesine girmeyi başardı ve 6 haftada toplamda 48 milyon saat izlenmeye ulaştı. Buysa ortalama 33 milyon izleyicisinin olduğunu gösteriyor. Listeye giren ikinci film ise romantik komedi türünde Aşk Taktikleri oldu ve bu listede 78. sırada yer aldı. 77 ülkede talep gördü, 38 milyon saat izlendi ve 27 milyon izleyicisi var. Filmin devamı da gelecek. Babamın Kemanı ise bu listeye göre ilk 130'a giremedi ama 57 ülkede talep gördü. 20 milyon saat izlendi ve 13 milyon izleyicisi var. Bu da bu yılın en başarılı 3. Türk filmi olduğunu gösteriyor. Ve Aralık'ta yayınlanan Özel Ders filmi 14.2 milyon saat izlenmeyle Türk filmleri arasında 4. olmayı başardı. Böylece Netflix'in 2022'de en çok izlenen yabancı ve Türk yapımlarının izlenme sonuçlarıyla sıralamaları bu şekildeydi. Bakalım bu yeni yılda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız ve Türk yapımları arasından en azından ilk 30'a girebilen olacak mı?